Efendim Aslı ekranlarından herkese iyi akşamlar. Yine sizlerle birlikteyiz bu programıyla. Her hafta olduğu üzere aşk şiirleriyle, aşk şarkılarıyla yüreklerinize dokunmaya çalışacağız. Bu hafta böyle biraz daha farklı şairlerin farklı şiirlerini yorumlamaya çalışacağım. Yine sizden gelen sosyal medya üzerinden sizden gelen birkaç tane istek vardı. Onları da yerine getirmiş olalım. Yerine getirmeye çalışalım bu haftaki bu programında. Ben şöyle yavaş yavaş yine kıymetli konuklarımızın yanına doğru giderken onlara da bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Artık onları görmeye alıştınız tabii bu programında. Gençleşen Türküler Proje Topluluğu. Kısa süre içerisinde ilk etkinlik neydi? Bir iki yaka, bir yaka iki deniz projesi vardı değil mi Ayvalık'ta? Tarihi de belli oldu ama benim şimdi aklımda değil. Öyle bir problem var. 26-27 Kasım tarihlerinde Ayvalık'ta Bir Deniz İki Yaka projesiyle Gençleşen Türküler Proje Topluluğu ve Ayvalık Müzik Derneği'nin ortaklaşa bir projesiyle sizlerle birlikte olacaklar efendim. Ayvalık'taki izleyenler ve Ayvalık'taki dinleyenler için. Beni de davet ettiler hatırlarsanız. İki hafta önce onlar konuğumuzdu. Ayvalık Müzik Derneği'nin kıymetli üyeleri. Eğer zaman olursa ben de tabii keyifle gelip o etkinliğe katılacağım. Gençleşen Türküler Proje Topluluğu'nun kıymetli sazları ve kıymetli solistleriyle ilk eserimiz ve ilk şiirimiz başlasın. Geçmiş günler aklıma geldi. Beni dünyaya bağlayan şu zayıf kollarındır. Çocukça hallerin, düşünmen, gülmen, konuşman. Sadakati seyrettim gözlerinde. Yıllarca sabrı, tahammülü, beni sevmeni. Bulut oldum, yağmur yağdırdın. 12 sene boyunca. İkimizin de ağırdı artık saçları. Sen köşende usulca otururken ben de eski hayat telaşımdan daha uzaklardayım. Sana yeni şiirler yazıyorum, yeni şarkılar söylüyorum gözlerine baka baka. Ah sevgilim. Başka türküler çağırdığım çok olmuştur. Ama yine bırak da bir tek seni çağırayım. Çünkü yazdığım en güzel şiir, söylediğim en güzel şarkı, en güzel türküsün sen. Sen, sevgilim, sen.
Eyvallah, yüreğinize sağlık. Geliyoruz, uzun zamandır senin sesini soluğunu da dinlemiyorduk değil mi? Bu şarkıyı da yakıştırıyorum sesine, güzel. Yüreğine sağlık kıymetli kardeşim. Efendim devam edelim müzik ve şiir yolculuğumuza. Bu hafta böyle sohbete az, müziği ve şiiri bol tutalım. Ahmetcan, senden mi dinliyoruz? Hadi bakalım. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil bu anılacak bir şey değil. Apansız geliyor aklıma yine de, neredeyse gün doğacaktı. Herkes gibi kalkacaktınız siz de. Üstelik belki daha uykunuz da vardı. Geceniz geliyor aklıma, sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim sokak adları gibi. Sen gibi. Bütün sevdiklerimin adları, rahat döşeklerin utanması bundan, öpüşürken bu dalgınlık, bu aşk, bu meşk, bundan. Tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm, sonra kahramanlıklar okudum tarihte. Çağımıza yakışan vakur ve sade. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil, unutulur şey değil aslında, ama çaresiz, apansız ve burada sensiz. Geliyor, geliyor aklıma, geliyor aklıma. Destek yürekleri, Mehta uyanmasın. Bir alemi hayale dalan ağ uyanmasın. Ağustos nevbaharda Habibedir cihan. Sürsün sabahı hasre kadar. İçinde hav uyanmasın. Dursun bu musikiyi semavi içinde saz. Leyli tarabda bir dahi mızrab uyanmasın. Ey gül, sükuta varmayı emreyle bülbüle. Gülşende mestü zevk olan ahbap uyanmasın. Değmez kemal, uyanmaya ikmali ömür için. Varsın bu uykudan dil bitap uyanmasın, uyanmasın. Ayvanda hali
Her şeye yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer içimden öyle geldiği için değil. Hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O suyu, o yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyazına, Antep'in kırmızısına, göğüne benzer ki gözyaşları mavidir, denizine benzer ki dalgalıdır bakışları, evlerine, sokaklarına, köşe başlarına benzer, öyle çok benzer ki anlatamam. Ve bir gün birinin adres sormasına benzer, sorarken üzünçlü bir görüntüsünü, camcının cam kesmesini, dülgerin rende tutmasını, öyle bir cigara yakımını, birinin gazoz açmasına mesela, hasretine yalanına benzer. Anısı ıssızlıktır, acısı bilinçsiz. Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan, gülemiyorsun ya. Gülmek, 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 bir halk gülüyorsa gülmek diye. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Yağmurda ıslandıkça Edirne postası, kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında. Esmer bir kadın sever gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalarından bir teni, upuzun boynu, kirpikleri. Ve sana Ahmet abi, uzaktan uzaktan domates peyniri keserdi sanki. Sofranı kurardı, gözlerine bakardı. Elini bir suya koyar gibi kalbinden, kalbinden akıp gidene koyardı. Cezaevlerine düşsen sigaranı getirirdi, çocuklarını doğururdu. Ve çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi dantel gibi. O çocuklar büyüyecek, o çocuklar büyüyecek, o çocuklar. Bilmemezlikten gelme Ahmet abi, umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki, yok olan bir şeylere benzerdi o zamanlar trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi. Hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler. Trenler tıklım tıklım. Trenler, cepheye giden trenler. Sonra işçiler, Almanca yolcusu işçiler. Kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbete bekçi. Ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi. Bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlerde büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim, gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar. Ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimizden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil ha, ara sıra, bazı, bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa.
İşte o kadar. Ahmet abi, güzelim bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil. Bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri, mendilimde kan sesleri. Hem severim hem düşlerim. Mendilimde kan sesleri, Edip Cansever dizeleriydi efendim. Sosyal medya üzerinden istek alan şiirlerden bir tanesiydi. Yorumlamaya çalıştık. Bir eser daha dinleyelim. Kimden? Hadi bakalım. Her şey yerli yerinde, havuz başında servi, bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan. Eşya aksetmiş, tılsımlı bir uykuda, sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. Her şey yerli yerinde, masa, bardak, sürahi. Serpilen aydınlıkla dalların arasından, büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Sessizlik dökülüyor bir yerden, yaprak yaprak. Biliyorum, biliyorum gölgede senin uyuduğunu, bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin. Hazların, hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin. Yüzünde bir tebessüm, bu ağır öyle sonu. Belki rüyalarındır bu taze açmış güller. Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde, bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde. Rüyası ömrümüzün rüyası, çünkü, çünkü eşyaya siner. Her şey yerli yerinde, bir dolap uzaklarda, azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan. Bir şeyler hatırlatıyor belki maceramızdan, kuru güz yaprakları uçuşuyorlar rüzgarda. Her şey yerli yerinde,
havuz başında servi, gözlerimde, yüreğimde sen. Şu karşı kidada titriyor dallar, ah titriyor dallar. Benim gönlüm arzu çeker, domurcuk güller. Benim gönlüm arzu çeker, domurcuk güller. Ama kader kısmet böyleymiş, ne yapsın eller, ah ne yapsın eller. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavandayı, Eyvallah, yüreğine sağlık sevgili Yeliz. Efendim yine güzel bir şiir ve güzel de bir eserdi. Şiir ve müzik yolculuğumuz devam edecek reklamlardan sonra.